jinekolojik kanserler dediğimizde aklımıza yumurtalık kanserleri, rahim içi kanserleri ve rahim ağzı kanserleri geliyor özellikle. Bu kanserlerin tedavileri cerrahidir ve bu cerrahi hem açık yöntemlerle hem kapalı yöntemlerle yapılabilir. Hangi yöntemin uygulanacağı cerrahın durumuna, hastanın fizik şartlarına ve teknik olanaklara göre değişir. açık olarak cerrahi yaptığımızda hastaların karnında genellikle 20-25 cm'lik büyük bir kesi yaparak batının içine giriyoruz ve bütün çıkartılması gereken tümöral dokuları çıkartıyoruz. Bunlar aynı zamanda son yıllardaki teknik gelişmeler nedeniyle kapalı yöntemlerle de yapılmaya başlandı. Özellikle rahim ağzı kanserleri kapalı bir yöntem için son derece aday kanserlerden bir tanesidir. Sadece pelvik bölgede sınırlı olduğu için hem laparoskopik hem de robotik yöntemle çok başarılı bir şekilde yapılabilir. Onun haricinde rahim içi kanserleri de aynı şekilde. Bunda da genellikle sadece pelvik bölgede bir miktarda karnın hafif yukarısına çıkarak damarlar boyunca ameliyat yapıyoruz. Ve bunda da yine laparoskopik ve robotik cerrahi kullanılabilir başarıyla. Yumurtalık kanserlerinde ise genellikle ilk rastladığımızda yumurtalık kanserlerini bütün karnın içine yayılmış olduğunu görürüz. Dolayısıyla bu hastaların paraskopik ve robotik cerrahide tedavileri son derece zordur. Eğer tesadüfi olarak yumurtalık kanserlerini tek bir yumurtalıkta sınırlı olarak rastlamışsak ve tanı koyabilmişsek o dönemde bunları da yine kapalı olarak yapabiliriz. Ama büyük bir kısmının batının bütün her tarafına yukarı kısımlarına da yayıldığını gördüğümüz için bu hastalar standart olarak açık cerrahide de edilirler. Kapalı cerrahinin yani laparoskopik veya robotik cerrahinin avantajları hastalarda 20-25 santimetrelik kesi açmaksızın küçük deliklerden yapabilmek ve hastaların kısa sürede iyileşmelerini sağlayabilmektir. Bunun sayesinde cerrahi sonrasında eğer kemoterapi ve radyoterapi göreceklerse hastalar ki en azından yarısı buna ihtiyaç gösteriyor. Bu hastaların hızlı bir şekilde bu tedavilere başlamasını sağlamaktır.